Zeytinburnu sahilden Anadolu yakasına doğru surlara doğru bakma şansına sahip oluyoruz ama öyle bir hava ki öyle bir nem ki pus oluşturuyor şu saatlerde ve karşı kıyıyı görmeyi zorlaştırıyor. Özellikle yurdun batısında bu nem problemi devam edeceğe benziyor. Birkaç gündür rüzgar vardı. Bugün o rüzgar da yok. Şu saati itibariyle bile bu kadar nemli ve bunaltıcı hava sonrasını varın siz düşünün. Hava durumunu detaylandıracağız ama havaların sıcaklığından bahsedince sizin aklınıza ilk olarak ne geliyor bilmem benim aklıma özellikle deprem bölgesinde yurdun en sıcak şehirlerinde bu havada çadırda veya konteynerda yaşamaya devam eden, bu anlamda yaşamaya devam etmeye çalışan depremzedeler geliyor. Konteynerlar yine bir derece gerek sıcaktan gerek soğuktan çadıra kıyasla daha çok koruyorlar biliyorsunuz. Geçici barınma ise temel alınması gereken tabii ki konteyner. Ama arkadaşlarımız Merve Görgün ve Ayhan Dursun gittiler Hatay'a ve hala konteynerlara geçişin tam olarak sağlanamadığını, çadırlarda özellikle bu meteorolojik koşullarda yaşamın ne kadar zorlu olduğunu görüntülediler ve aktardılar. 15 Ağustos'a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız. Bugün 15 Ağustos. <laughs> Bekliyoruz artık. Herkese çıktı. Evleri sağlam olanlar bile konteynere geçti. Size daha sıra gelmedi mi? Yok. Çadırda zorlu koşullarda yaşam mücadelesinin biteceği gün bugündü. 15 Ağustos'ta konteyner kentlerde daha sağlıklı bir yaşama geçiş tamamlanacaktı ama hala çadır kentlerde depremzedeler bu kez yılın en sıcak günlerinde nefes almaya çalışıyor. 3-4 gündür biz nefes almakta zorlanıyoruz. Yani kalp krizi geçirme riskimiz var. 6 aydır konteynere taşınmayı bekliyoruz. Hala hiçbir etkili gelip bize açıklama yapmıyor. Sıraya alınmışız. Sıra bekliyoruz işte. Bildiğin gibi değil yanıyoruz. Bayağı sıcak kaynıyoruz. Hatay'da Türkiye tarihinin en yüksek sıcaklıkları kaydedilirken depremin üzerinden 6 aydan uzun zaman geçmesine rağmen hala çadırlarda yaşayan depremzedeler var. Burası Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Dursunlu mahallesindeki çadırkent ve bu çadır kentte yüzlerce çadır var. Her birinin içinde de depremzedeler konaklıyor. Bu çadırda bu çadır kentte şu ana kadar gördüğümüz en iyi durumda olan çadırlardan biri onları Sıcaktan koruyacak sadece tek bir ventilatör var ama o de hiçbir işe yaramıyor bu sıcakta. Vantilatörü çalıştırmak için elektrik, serinlemek içinse su gerekiyor ama çadır kentlerde artık kesintiler de artmaya başladı. Konteyner sırası bekleyen depremzedeler için çadır daha da çile oldu. Bir gün su, sular kesiliyor, bir gün elektrik kesiliyor, gittikçe işte geriliyoruz. Çok sıcak, acayip yatırmıyor yani burada. Neden konteynere geçmediniz? Vallahi da vermediler bize. Burada hep bunalım içerisindeyiz. Bir gün su var, bir gün elektrik yok. Su eksiğimiz var. Hijyen sıfır. Zaten sosyal market dağılındı. Hiçbir şey bırakılmadı burada. Sözde ağır hasarlılar, yıkılmış evli olanları konteynerlere alacaklardı. Ama bekliyoruz işte gördüğünüz gibi. Sizin eviniz ne durumda? Yıkıldı. Basra sıcakları Türkiye'de en çok deprem bölgesini vurdu. Hatay'da hissedilen sıcaklık 50 dereceleri buldu. Çadırda hissedilen sıcaklıklarsa daha da yüksek oldu. Sırıl oldu. Evet sıcaktan ikide bir saçımızı yıkamak istiyoruz, duş almak istiyoruz. Su yok. Peki bu su kalan son suyunuz mu? Son su. Başka da yok. İçmeye kıyamıyoruz. Bizi konteyne alsalar hemen gitmemiz daha iyi olur. Ne zaman geçeceğiniz belli değil mi? Yok belli değil. Gün vermiyorlar. 15 Ağustos artık çadırların söküleceği tarihti ama öyle olmadı. 3000 ila 5 bin lira arasında yapılan kira yardımları ise depremzedelerin yeni bir ev bulmasına yetmedi. Artan kiralar nedeniyle çadırdan çıkamayanlar konteynere mecbur kaldı. Konteyner için başvuranlarsa kira yardımı alamıyor. Hem barınma hem de geçim derdi kıskacında depremzedeler. Evimiz yıkılmış zaten. Kira yardımı alıyor musun? Kira yardımı alıyorum. Sen gidip bir daire değil de bir odaya kiralayamazsın. Bize dediler ki ya kira ya konteyner. Artık biz de mecburen konteynere başvurduk. Gidecek hiç bir yerimiz yok. Bir ağacın altında sığınacak yerimiz yok. Nefes almakta zorlanıyoruz artık.